Bu tarihçi hayatın ön sözünü o zaman Medine-i Münevvere'de bulunan Ali Ulvi Kurucu abi, değil mi, kaleme alıyor. Rahmetli Sungur abi anlatıyor. Diyor, tarihçi hayat yazılmış, ön söz yok. O zaman bazı abiler, herhalde Salih Özcan abiler, bazı o zaman Ankara Nur talebeleri, işte Ali Ulvi Kurucu abiye şey yapıyorlar. Bir ön söz yazmasını böyle. Ondan sonra o da bir hafta kadar çalıştığı yerden izin alıyor. Çok mühim diyor, bir işim var. Gidiyor, çünkü öyle kolay değil yani. Üstadın tarihçi hayatının ön sözünü yazmak, öyle değil mi? O da büyük bir alim hakikaten. Gidiyor böyle başlıyor. Bismillah deyip başlıyor. Öyle sanki böyle kalem kendisi gidiyor. Yani aklına manalar birden geliyor. Öyle 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 yazıyor. Kaç sayfadır mesela? 20 sayfaya yakındır yani. Ondan sonra bir günde yazıyor. Kalemi böyle alıyor. Sonra en son bırakıyor öyle. Öyle bir şey oluyor. Sonra geliyor ikinci gün işe ve daire, artık neyse. Diyorlar, ya sen bir haftalık şey yapacaktın, demiş. Benim işim bitti. Sonra Sungur abi anlatıyor, diyor geldi diyor bu ön söz. Üstada okuduk diyor. Üstad diyor böyle sonuna kadar dinledi ama çok gayet böyle ciddi. Hiç diyor hani bakarsın tebessüm eder veyahut mesela şey olur, yüzü ekşir falan, hiç öyle değil. Gayet ciddiyetle, hiç yüzünde bir buruşuk olmadı diyor. Sonuna kadar dinledi. Dinledikten sonra dedi ki, ben bunu Medine-i Münevvere'nin şahsı manevisi, kimdir Medine-i Münevvere'nin şahsı manevisi? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, değil mi? Halifeleriyle, sahabe-i kiramla beraber yani. Artık ben, demiş, bunun Medine-i Münevvere'nin şahsı manevisinin Risale-i Nur'a bakışı olarak şey yapıyorum. Öyle öyle miydi Ahmet abi ya? Aklımda öyle kaldı. Yani Risale-i Nur'a nasıl bakıyorlar? Ona bir şey gibi. O zat Medine-i Münevvere'de olduğu için, orada yazdığı için bir nevi Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam himmetiyle yani şey yapmış.